Sizden korkan sizin gibi olsun. Benim gibi keşke olsalar. Keşke benim gibi vicdanlı, benim gibi devrimci, benim gibi solcu olsalar. Ama senin gibi oluyorlar ne yazık ki. Kızılay çadırları satıyor. İnsanlar çadır bulamadığı için soğuğun altında bekliyor. Ölen çocuklar var. Soğuğun altında beklediği için hayatını kaybetmiş yaralı. Kızılay gıdayı satıyor. Kızılay halktan topladığı kanı satıyor. Sayın Elitaş, ahlaksızlık diyorsunuz ya. Ahlaksızlığın dibi orada. Ve siz hiçbir şey yapmıyorsunuz. Ahlaksızlığın doruğu da orada. Gene bir şey yapmıyorsunuz. Polis sadece bizi Kızılay'ın önünde darp etmedi. Pazar günü İstanbul'daydım. Polis deprem lafını ağzımıza almasını istemiyor. Ben birkaç tane daha etkinliğe gittim. Polisin lafı açık. Depremden söz etmezseniz yapabilirsiniz diyor. Siz depremin konuşulmasını istemiyorsunuz ve polis terörüyle bastırıyorsunuz. Çünkü korkuyorsunuz. Vallahi haklısınız. Ben olsam yerinizde ben de korkarım. 100.000'den fazla insan sadece yardım gitmediği için, tel makası bulamadığı için, vinç bulamadığı için enkazın altında kaldı ve donarak öldü. Yaralıların çoğu çıkarıldılar. İlk gün çıkarıldılar. Ambulans yoktu, çadır yoktu, yardım yoktu. Hayatını kaybettiler. Bu kadar insanın sorumluluğu üstünüzde, korkmakta haklısınız. Ama sadece bu değil. Yardım şovları yaptınız. İnsanların acıları üstünden bu ülkede insanların kanını emerek milyoner olan, para biriktiren para babalarını, müteahhitleri televizyonlara çıkardınız. Vergi indirimi vererek onların insanın kanı üstünden şov yapmalarına seyirci kaldınız, yol açtınız. İnsanların acılarını satın almaya kalktınız. İnşaat yapacağız dediniz, bina yapacağız dediniz. İnsanların canlarının, insanların yakınlarının öldüğü binaların üstüne, enkazların üstüne bina dikmeye kalktınız. Ölüler hala enkaz altında. Vinçleriniz, dozerleriniz, yardıma gitmeyen bu ekipler bugün insanların bedenini parçalayarak enkazlarla beraber moloz yığınlarını kaldırıyorlar ve o moloz yığınların insan içinde cenazeler duruyor. Korkmakta haklısınız. Okulları kapatıyorsunuz. Statlarda maçları seyircisiz oynatmaya çalışıyorsunuz. İnsanların yan yana gelmesinden, halkın öfkesinden korkuyorsunuz. Nazım boşuna söylememiş. Hiçbir korkuya benzemez halkını satanın korkusu. Tehdit ediyorsunuz. Depremzedeleri tehdit ediyorsunuz. Sorununu söyleyen insanları tehdit ediyorsunuz. Statları tehdit ediyorsunuz. Halkı tehdit ediyorsunuz. Konuşan herkesi tehdit ediyorsunuz. Polisiniz ediyor, siyasetçiniz ediyor, yöneticileriniz tehdit ediyor. Ben buradan açıkça söylüyorum. Halkı tehdit edenlere sesleniyorum. Sizden korkan sizin gibi olsun. Benim gibi keşke olsalar. Keşke benim gibi vicdanlı, benim gibi devrimci, benim gibi solcu olsalar. Ama senin gibi oluyorlar ne yazık ki. Sayın Pirioğlu, genel kurula hitap edin lütfen. Yetinmiyorsunuz. Bununla da yetinmiyorsunuz. Bizi normalleşmeye dayatıyorsunuz. Depremi unutmamızı, başka gündemlerle konuşmamızı istiyorsunuz. Enkazlar ölüleriyle beraber kaldırıyorsunuz. Hayatın normalleştiğini söylüyorsunuz. Televizyon kanallarınız normale dönüyor. Gündemleri normale çeviriyorsunuz. Ve insanların depremi unutmasını bekliyorsunuz. Ben buradan açık söyleyeyim. Yapılan hiçbir şeyi unutmayacağız. Ödediğimiz bedeli unutmayacağız. Donarak ölen çocukları unutmayacağız. Enkazın altında 3 gün beklediğimiz ve cenazesini aldığımız insanların ismini unutmayacağız. Ve not ediyoruz diyorsunuz. Yazıyoruz diyorsunuz. Bunu da yazın. Unutmayacağız ve hepinizden tek tek hesap soracağız, affetmeyeceğiz. Zaten bu depremi bu meclis konuşmazsa bu meclisin toptan istifa etmesi lazım. Biz bunu sırf muhalefet olsun diye, sırf iktidarı kötüleyelim diye söylüyoruz zannettiler. Tek adam rejiminin bu ülkenin en büyük enkazı olduğunu her fırsatta anlattık. Ama onlar zannettiler ki biz bunu sadece muhalefet koltuğundan öylesine söylüyoruz. Ama değil. Bakın biraz önce benden önce konuşan hatipler altını özellikle çizdi. Bugün Kızılay öyle bir kurumdu ki eksiğiyle gediğiyle
uluslararası yardımlara koşabilen bir kurumdu. Şimdi içi bomboş. AFAD diye ne olduğu belirsiz bir kuruma liyakatsiz yandaş kadro atamalarıyla sadece önlükten ibaret olduğunu biz bu depremde gördük AFAD'ın. İşte tek adam rejiminin yarattığı sonuçlar bunlar. Orman yangınları oldu, ormanları söndürecek uçakların olmadığını açıkladı bu iktidar. Covid'e yakalandık, maskenin altında kaldı bu iktidar. E daha ne olsun? Daha ne olsun? Bunları burada çıkıp duygusal konuşmalar yaparak ya da ajitasyonla ya da bir tweet'i grup başkan vekili bir tweet'in arkasına sığınarak bütün bu suçların üstünü kimse örtmeye kalkamaz. Ne Cumhurbaşkanı örtebilir, ne Bahçeli örtebilir, ne hükümet sözcüleri örtebilir, ne de muhalefet bunun üzerinden siyaset yapıyor, dezenformasyon yapıyor diyerek kimse örtemez. Bunlarla Türkiye yüzleşecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi içi boşaltılmış olan bu kurumları yeniden nasıl inşa edebileceğini konuşmak zorundadır. Bu iktidarla konuşamayacağımız apaçık ortadadır. Ama bu iktidar yarın gidecek. Bu iktidar bu enkazın altında kaldı. Liderlerinizin sokakta nasıl yuhalandığını sosyal medyadan dönün görün. Zannediyorsunuz ki biz burada kendimizin ürettiği ve iktidara karşı sadece muhalefet olsun diye konuştuğumuzu sanıyorsunuz. Oysa bizim burada sarf ettiğimiz her söz sokakta depremzedenin kendi duygu ve düşüncesidir. 11 ilimizi etkisi altına alan depremin sonuçlarını biz burada konuşuyoruz. Sadece o değil, göç alan illerimiz. Bakın bugün Mersin, biraz önce kuliste arkadaşlarla konuşuyorduk. Mersin'in nüfusu neredeyse yarım kat artmış durumdadır. Mersin nasıl kalkacak bu işin altından? Burada bu parlamento ya da bu iktidar ne yapacak göç eden insanlar için? Ev mi açtı, bark mı açtı, günlerce süründü insanlar yurtlara yerleştirilecek diye. Samandağ'dan yolcu ettiğimiz bir arkadaşımız anlattı. 3 gün boyunca otobüslerle gezdirilmiş. İşte bakın bu kadar hazırlıksızız her şeye. Bu iktidar bu ülkenin kurumlarını boşalttı, tek adama bağladı derken tam da bunu kastediyordu. Beyefendinin saraydan uyanmasını beklediğinizi hepimiz biliyoruz. Milli Savunma Bakanı'nın askeri seferber ettiğini ve sonra durdurmak zorunda kaldığını, saray benim emrim olmadan asker çıkamaz dediğini de biliyoruz. İçişleri Bakanı ve Milli Savunma Bakanı yaptıkları açıklamalara, özellikle Milli Savunma Bakanı için söylüyorum, kendisi de inanmıyor. Saat 10'da seferber ettik diyor Serin Yol, Hatay Serin Yol'daki Tugay Komutanlığı'nı. Hiç kimse yoktu. 3. gün çıktı jandarma ortaya. Askerler 3. gün çıktı, bunu kendileri bilmiyor mu? Bir tek biz mi biliyoruz? Siz de biliyorsunuz. Herkes biliyor. İşte biz bu kurumların içinin boşaltılıp tek adam rejimine her şeyin nasıl bağlandığını, eğitim, sağlık, her anlamdaki politikaları tek tek konuşurken tam da bunları kastediyoruz. Bu rejim enkaz altında kalmıştır. Bu rejimi temsil eden hükümetin ve sözcülerin söyleyecek tek sözü yok. Yapılacak bir şey varsa bu da sizleri gönderdikten sonra bu meclis sıralarında yepyeni bir inşayla, yepyeni bir inşayı önümüze koyarak biz yapacağız. Siz yapamazsınız. Çünkü buradaki milletvekillerinin ben inanıyorum içi yanıyor. Bireylerde bir sorun yok. AFAD'ın sahadaki elemanlarının nasıl ağladığına ben tanığım. Biz burada kişileri tek tek kötülemiyoruz. Bu sistemi, bu rejimi ve içi nasıl boşaltıldığını kötülüyoruz. Bunu kötülemek ve anlatmak zorundayız. Çünkü kötü, çok kötü, çok kötü olduğu bu depremde defalarca karşımıza çıktı. Bakın bugün önümüzde çeşitli işler var. Bu parlamento elbette tek başına bu eleştirileri sadece yapmayacak. Biz sadece bu eleştirileri yaparak yetinmeyeceğiz. Çözüm önerilerimizi, bugüne kadar dinlemediğiniz çözüm önerilerimizi bu sıralardan haykırmaya devam edeceğiz. Birincisi, gerek uluslararası gerek ulusal ölçekte deprem yardımları adı altında biriken önemli bir fon var. Bu fonu daha önce Mavi Marmara'ya için İsrail'in ödediği parayı hatırlarsınız. Yine iç etti bu iktidar. 15 Temmuz askeri darbe girişimindeki mağdurlar için toplanan paraları da iç etti yedi bu iktidar. Bunu yemenize izin vermeyeceğiz. Deprem için toplanan paralar başta olmak üzere artık kamu kaynaklarının
en yüksek düzeyde seferber edilerek kentlerimizi yeniden inşa etmek zorundayız. Bu görev ve sorumluluktan yandaş kayırmacılığı yaparak hiç kimse kaçamaz. Zaten sizi göndereceğiz ve biz yapacağız bundan sonrasını. Bakın, plakasız araçları ben kendi gözümle gördüm. İçinde sakallı, sarıklı insanların, benim sakala sonsuz bir saygım var. Her insanın inancına sonsuz bir saygım var. Ama selefi cihadist çetelere saygım yok. Selefi cihadist çeteler plakasız araçlarla Hatay'ın her yerini doldurmuş. Asker, polis her yeri doldurmuş ama ısınacak bir köşe seçmiş ve böylece bekliyorlar. Hataylı'nın yaşadığı bu duyguyu bu meclis duymak zorundadır. Deprem üzerinde yaşadığı acıya yeni acı hiç kimse yaşatamaz oradaki insana. Ve demografik yapıyı sakın değiştirmeye kalkacak bir plan ve proje. Tamamlayalım lütfen. Eğer öyle bir plan ve projeniz varsa bunun da altında kalırsınız. Bunu böylece bilesiniz. Tabii ki Antakya bütün kentler gibi kendine ait özgü, has nitelikleri olan bir kent. Bir antik kenttir. Ve bütün semavi dinlere beşiklik etmiş, çok tanrılı dinlere de ev sahipliği yapmış bir yerdir. Ezanın, çanın, hazın ve Hazreti Hızır Türbesi'nden yükselen buhur kokusunun iç içeleştiği kardeş bir kenttir. Devletin bütün provokasyonlarına rağmen oradaki halk bir arada yaşamayı, kardeşçe yaşamayı başarabilmiş bir kenttir. Ve bu depremde dil, din, mezhep ayrımı yapmaksızın, etnik grup ayrımı yapmaksızın herkes birbirinin yarısını sarmaya çalışıyor. Bu yarayı sararken sakın ola bu iktidar başka planlar içinde olmasın. Bu konuda uyarılarımızı bir kez daha burada